Müslümanların ıstılahında, yani Kureyşlilerin ıstılahındaki gibi bakıyorsunuz yer yer işte evliyanın şefaati umulur, yok peygamberin şefaati umulur, efendim daha kimlerin umulmuyor ki, yani her yerden neredeyse şefaat, hatta yerden yardım dilemek, yani şefaat dilemeye kadar iş vardırılmış. Güya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, güya böyle buyurması Kur'an gerçekleri karşısında mümkün değil böyle söylemesi. İşte mealen söylüyorum, hatırladığım kadarıyla başınız dara düştüğünde kabirdekilerden yardım isteyiniz buyurmuşlar. Kabirdekiler kendi hallerinden haberdar olmayan insanlar iken, kendilerine yardımdan aciz duruma düşmüş hale gelmiş, canlılıklarını yitirmiş ölü insanlar iken nasıl olur da kendine yardım edemeyen başkasına yardım edebilir? Kendi halinden haberi olmayan başkasının haline vakıf olup neye ihtiyacı olduğunu bilip onun yardımına koşabilir. Bunu adeta düşünmeden böyle şeyler uydurmuşlar. Açık bir şekilde görülüyor ki şefaat gerçekten Allah'ın yapabileceği bir şeydir. Şefaat edilecek, yani yardım olarak verilecek şey de ancak Allah katında olabilir. Allah'ın kendilerine izin verdikleri müstesna diye bir ifade, bir ibare de şefaatla ilgili olarak yine Kur'an'da geçiyor. Acizane şöyle düşünüyorum, insanım, yanılabilirim, isabet edemeyebilirim ama kendisi bir takım hazırlıklarla, yani çalışıp çabalayıp bir şeyler ortaya koymuş, sahih inanç ve gücünün yettiğince salih amelle ahirete ihtihal etmiş, ölmüş ve insanların kabirlerinden çıkarıldığı günde kabrinden çıkarılmış ve şaşkınlık içerisinde, şaşkınlığı geçiyor ve hesaba çekilmeye başlanıyor iken, orada insan eğer bir yardıma ihtiyaç duyarsa, ki duyacaktır elbette, bu yardımı isteyeceği makamın yalnızca Allah olduğu belirtiliyor. Orada zaten din gününün sahibi olarak anılan Allah-u Teala'nın kendini öyle andığı ahiret hesap günü, mahşer günü, haşir diriltildiği gün insanların, orada kimsenin bir şey yapmaya, kimsenin kimse için bir şey yapmaya, artı kendisi için dahi artık bir şey yapmaya imkanı bulunmadığı gün olarak da başka ayetlerde anlatılıyor.